اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على, صلو على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صل على محمد. ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر ربي زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا والحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم يجا رب Hepimizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Hepsinin dünyadaki başarılarından gülmeyi, ahirette de cennete gelecek bir şekilde dünyadan hazırlık yapan bahtiyar kullarından olan evlatlara, nesle, zürriyete sahip olmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelecek ki buyuruyor, yani kıyametin ayak seslerinden efendim bizlere adeta haberler sunuyor gitmeden ahirete öncesinde neler olacak? O peygamber aleyhisselamın mucizevi bakışıyla, mucizevi olan pencereden bizlere sunmasıyla beraber bazı şeyleri sohbetimizde, bu yarım saatlik sohbetimizde sizinle paylaşalım. Çok var bunlar. İnşallah diğer derslerimizde de sizlere bunları anlatmaya gayret edeceğiz. Rabbim dinlediklerimizi amel etmeyi nasip eylesin. Rabbim hepimize bu noktalarda yardım eylesin ve Allahu Teala Celle Celaluhu elimizden tutsun. Nefsimize, şeytana bizleri terk etmesin, bırakmasın inşallah. Onun için çok çok dikkat edelim. Sohbetlere efendim gidelim, sohbetlerden dinleyelim. Onlarsız kalmayalım, gıdasız kalan bir insan gibi olur. Sohbetsiz kalan bir insan. Nasıl yemeğinize dikkat ediyorsunuz? Yemek yemeyen bir insan bakıyorsunuz çöküyor, çöküyor, çöküyor. Sonrasında da efendim artık ilaç da cevap vermiyor. Efendim kendisine tedaviler de cevap vermiyor. Ahirete yolculanıyor gidiyor. Bizim de maneviyatımız eğer gerçekten gıdasız kalırsa çökeriz. Öyle bir hale geliriz ki bu sefer ilaçlar da tedavi olarak iş görmemeye başlar. Ayet dinler, hadis dinler etkilemez. Rabbim muhafaza eylesin. Kur'an-ı Hakim'de bir ayeti celle var. Dersimize onunla beraber başlamış olalım. Sonra hadis-i şeriflere geçeceğiz inşallah. Rabbimiz Haşr suresinin 19. ayetinde bize buyuruyor ki iman eden kullarına Allah'ımız buyuruyor. Celle Celaluhu Estaizu billah, bismillah. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم Allah'ımız buyuruyor ki sakın 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 şöyle efendim yapmayın. Bunlardan olmayın. Nedir onlar biliyor musunuz? Onlar kellezine nesullah Allahu Teala'yı unutan kimseler oldular. Unutan. Siz olmayın böyle. Allah'ı unutmak ne demek? Yani Allahu Teala'nın efendim emirlerini yerine getirmeyen, yasaklarından kaçmayan, Allahu Teala tarafına hiç bakmayan, Allah ile hiç bağlantı kurmayan yani bütün günü geçiyor, bir haftası geçiyor, ayı geçiyor. Hiç Cenab-ı Celle ile şöyle bir irtibat kurmak için içinden bir duygu coşmuyor. Efendim böyle bir kanal gelmiyor. Ya Rabbi ne kötüdür. Yani sabahtan akşama kadar herkesin emrinde gidiyor. Bir emriniz var mı, bir arzunuz var mı diyor. Ama Allah-u Teala Celle, Celle yaratanına karşı böyle bir zerre kadar efendim oluşum yok. İç dünyasında bir kıpırdanma yok. Ne fena bir şeydir ya Rabbi. Allah'ın muhafaza eyle. Allah'ın muhafaza eyle. Allah'ın verdiği gözlerle bak. Allah'ın verdiği ayaklarla yürü. Allah'ın verdiği ellerle tut. Allah-u verdiği beyinle efendim insanlara götür. işlerini gör. Okullarını oku. Efendim yerlerini efendim sonra ayarla. e Allah-u Teala Celle, Celle o vermiş olduğu bu kadar güzelliği kullan, kullan, kullan. Sen ne zalimsin ya. Aman ya Rabbi Allah'ımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü sürmedine bizi iyi ki efendim batırmıyor yerin dibine. Yani suyumuzu da veriyor. Tabiri etse efendim aldığımız nefesler de ondan sonra bize ikram ediliyor. Havamız aynı şekilde çalışıyor. Güneş yukarıdan aşağıya bizi ısıtıyor. Ondan sonra gecelin geliyor istirahat etmemiz için. Allah bekliyor. Kulum belki efendim düşünür, anlar, tövbe eder. Bir ölüm görür, bir sala işitir. Ama Allah. bunlar da bizi etkilemiyor artık. İşte Allahu Teala'yı unutan kimseler gibi olmayın ki onlar var ya onlar efensahum enfusahum <laughs> Allahu Teala bu sefer kendilerini onlar unutturdu. Yani kendilerini unutuyor bu sefer. Ne nasıl unutuyor kendilerini? İyilik yapmayı unutuyor, kötülükten kaçmayı unutuyor. İşte bu unutmaktır kendisini insan. Şiş kardeş, iyi misin sen desen, iyiyim, ne oldu? der. İyi değilsin, iyi değilsin. Bak, sabahtan akşama kadar bir iyilik yapmak, bir Allah'a dönmek hatırına gelmiyor. Yani bu kadar yanlış yapıyorsun, haramlar istiyorsun, hatırına gelmiyor tövbe etmek, efendim vazgeçmek. Sen iyi değilsin kardeşim. Sen resmen, resmen acil, efendim klinik bir yere tedaviye gitmen gereken bir şahıssın. Kızlar bunu söyledi. Ama kızsa da, kızmasa da biz hatırlatacağız. Allahü Teala Celle Celaluhu hatırlatın diyor bize. Hatırlatın diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in efendim Zariyat suresinde Allahımız Celle Celaluhu Şahid billah ve zekir fe inne zikra mu'minin buyuruyor. Sen hatırlat ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed'in ümmetleri siz de bildiğiniz kadar insanlara hatırlatın, anlatın vazgeçirmeye çalışın yanlışlardan. Efendim niye? Çünkü imanı varsa şu gönülde kesinlikle ama kesinlikle o hatırlatma ona fayda verecektir. Burası kapalı değilse ufacık böyle bir nokta kadar da olsun bir yerden bir açık efendim yer varsa hani doktorlar ararlar ya böyle bir damar ararlar. Bazen çocuklara götürürsünüz. Efendim o kadar çok serum falan bağlamışlar, iğne yapmışlardır ki bir yer bulamazlar. Ama en son artık topuklardan falan böyle girmeye çalışırlar. Aynı şekilde Allah'ımız Celle Celaluhu'ya karşı böyle nokta kadar bir topuklardan olsun, kollardan olsun, efendim, ayaklardan olsun bir yerlerden bir girme şansı varsa ona fayda verecektir. Anlatılanlar. Rabbim hepimize yardım eylesin. Hepimize yardım eylesin. Ahir zaman ümmeti olarak hakikaten büyük bir imtihanla karşı karşıyayız. Hem de hangi imtihandan biliyor musunuz? Hangi imtihanla? İman imtihanıyla. Yani iman imtihanıyla karşı karşıyayız. İnsanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi öyle bir zaman gelecek ki buyurur. İşte demin dedik ya öyle bir zaman gelecek ki hadisleri çok var efendim bu kıyametin ayak seslerini bildiren hadis-i şerifler bize efendim adeta son çıkış yerlerini gösteren hani köprüden önce son çıkış yerleri oluyor ya veya uyarı levhalar oluyor. Efendim buraya ateşle yaklaşmayın, işte buraya girmeyin, girilmez falan diye o levhalar gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizlere efendim hadis-i şerifleriyle buralara dikkat edin buyurmuşlar. Nokta vuruşları yapmışlar. İşte onlardan bir tanesi de nedir? Öyle bir zaman gelecek ki, öyle bir zaman gelecek ki, sabahleyin mümin olan, sabah mümin olarak kalkan efendim gününe başlayan kimse akşama kafir olarak girecek. Bazıları akşama mümin girecek, sabah kafir olarak uyanacak. Niye? Çünkü o aradaki geçen olaylar senin imanını götürebiliyor. Yani seni Allah'a inanıyorum ben dedirtiyor fakat yanında da şirk koşturuyor. Yani müşrik kimseler Allah'a inkar etmiyorlardı. Allahü Teala'yı kabul ediyorlardı. Yanında da şunlar 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 deyip de böyle liderleri vardı. Bunlar olmazlarsa biz olmayız. Bunlar efendim bizim için hayat merkezi deyip de Lat, Menat, Uzza baktığınız zaman müşrik kimselerin en büyük putları en büyük putları yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğinde Allahu Teala Celle Celaluhu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğini, hakikatini efendim insanlara açıklaması için Peygamberimizi gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan başka bütün putlar, bütün ilahlar, bütün tanrılar reddedilecek. Sadece Allah var denecek. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği zaman Allahü Teala'yı kabul eden bir müşrik topluluk var. Ama yanında da Lat, Menat, Uzza gibi böyle putlar var. Koca koca efendim heykeller dikilmiş. Onun önüne gidiyorlar, saygı duruşunda duruyorlar. O efendim ona efendim tapıyorlar. Niye? Siz olmasaydınız siz bizim liderimizsiniz, siz büyümüşsünüz, siz bizim efendim askeri daha mısınız? Siz bizim efendim ekonomik yönden adeta kalkınmamız için çok büyük çaba sarf etmişsiniz. O zaman siz bizim tanrı mısınız? Siz olmazsanız olmayız. Evet. Sen olmasaydın efendim biz olmazdık. Sen varsın, biz varız. Sen yoksan biz yokuz. Kardeş biliyor musun? Yani sen bugün eğer efendim bir hayat sürüyorsan, sen bugün var, burada yaşıyorsan şuna borçlusun. Kime? Lat menat uzza. gelelim bugünümüzde de belli efendim tanrılar, belli efendim putlar icat ettirmeye çalışıyorlar. Rabbim bizi de çocuklarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, sevdiklerimizi de korusun inşallah. İmanımızı efendim tehlikeye atmamaya çalışalım. Allahu Teala Celle Gani Gani rahmet eylesin. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ne diyordu? Bu zaman imanı kurtarma zamanıdır. Onunla ilgili efendim mübarek yazmış da yazmış o kadar eserler efendim. Niye? Çünkü insanlara anlatılması lazım. Beyinler karışık. Şu anda efendim herkes bu noktada algıları farklılaşmış. Öyle bir hale gelişmiş ki ben Allah'a kabul ediyorum. Fakat ben kendi hayatımı rahat bir şekilde yaşamalıyım. Özgür bir şekilde kimse bana karışma oğlum. Ya sen kardeşim nasıl bunu söyleyebiliyorsun? Allah'a inanan bir kimse, Allahü Teala'nın efendim yoluna giren bir kimse artık ne demeli? Allahü Teala ne buyuruyorsa başımın üzerindir allah -u Teala neyi yasaklıyorsa ben efendim oradan uzaklaşacağım. Çünkü inanmışsın. Gidiyorsun bir yere selamun aleyküm aleyküm selam. Ben bu işlerine çalışacağım imza atıyorsun. Sana efendim bu noktada veriyorlar diyorlar ki iş sözleşmesidir. Şunları şunları kabul ediyorsan bir dandik bir telefon efendim şeyi bile cihazı alırken belli bir imza attırıyorlar. Telefon numarasını alırken belli bir imza attırıyorlar. Ondan sonra abone oluyorsun. Efendim elektrik, su'ya imza attırıyorlar. Kardeşim, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah da bir imzadır. İman imzası, itikat imzası, efendim inanç imzası. Rabbim bu imzaya halel getirmeden, leke getirmeden ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin. Çok zor bir durumdayız. Ve insanların böyle bir endişesi yok. işin garibi bu yani. Allah hepimize affı mağfiret eylesin. Çocuklarımıza bunu tembih edeceğiz. Çocuklarımız da bilecek ki Allah her şeye hakim mutlaktır. Efendim bugün biz nefes alıyor veriyorsak, bu vatanda yaşıyorsak, Efendim bunun hepsinin efendim ana merkez noktası Allah'tır Celle Celaluhu. Bu milletin efendim kendisi kahramandır. Efendim bu milletin kendisi kafirlere, zalimlere karşı, hainlere karşı var gücüyle savaşmıştır. 253 bin şehidimizi Çanakkale'de efendim biz bu memlekete gavur girmesin diye efendim şehit ettik. Onun için elhamdülillah Rabbim imanımızı muhafaza eylesin diye dua edelim. Allahu Teala Celle Celaluhu korusun. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o hadis-i şerifinde bir tık üstte şu da var. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam azıcık bir dünyalık karşılığında dinlerini satacaklar buyuruyor. Yani şu dünyanın efendim o kadar cazibesi olacak ki bu dünyanı elde etmek için, güzel arabaya binmek için, güzel bir evde oturabilmek için, efendim kendine göre konforlu bir hayat sürebilmek için Faize de girecek. Dinin yasakladığı şeyler de yapacak. Yapacak da yapacak. Aman ya Rabbi. Ya buraya biz efendim emanet olarak geldik. Yalan dünya her şey bomboş diye bir söz vardı. Bu boşa mı söylendi? Hakikaten herkes geliyor. 80'inde, 90'ında, 60'ında neyse artık çekip gidiyor. Yani gidilen yer efendim bomboş değil midir? Sonuç sıfır. Kardeşim gideceğin yerde seni bekleyenler var. Bekleyen efendim bir imtihan var. Bir orada hesap kitap var. Ondan sonra cennet adresi veya cehennem gibi efendim perişan olacağın bir yer var. Onlara hesabı katmak lazım. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim yardımcımız olsun. Dua dua dua. Başka bir şey demiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok dualarından bir tanesi de neydi? Allahümme sebbit kalbi ala dinik. Allah'ım dininde kalbimi sabit eyle. Kaydırma gitmesin. Başka yerlere efendim kaçabilir. Yani bu din İslam'ın efendim üzerinde ayaklarımızı sabit kılmak için de ona göre tedbirler alacağız. Bir din derdimiz olacak. Din derdi. Para derdi değil. Dolar uçmuş gitmiş bilmem ne falan filan. Ondan sonra e kardeşim Allah Celle Celaluhu İnşallah hayırlısıyla ülkemize bir selamet versin. Ekonomik yönden efendim bize dersler çıkartmayı nasip etsin. Bizi affetsin Allahu Teala Celle deyip de böyle bakalım. Yani arabayı var, efendim yemek yerleri tıklım tıklım dolu, hastaneler efendim özel hastanelere gidiyorsun, doğru, sıra bekliyorsun. Normal devlet hastanelerine geçtik. Hepsi bunlar parayla çalışıyor. Benim var yani bizde var ama maalesef Maalesef şükretmiyoruz. Şükreden kimseleri Allah nimetten arttırır. Şükredelim ya. Elhamdülillah diyelim. Ya Rabbi sana şükürler olsun, hamd olsun, şükürler olsun diyelim Allahü Teala'ya. Bakın nasıl artacak o? Nasıl bereketlenecek? Nasıl efendim düne kadar 2000 2500 lirayla idare edemeyen insan idare etmeye başlayacak. Rabbim nankörlükten muhafaza eylesin. Çok tehlikeli bir yerden nankörlüktür. Evet, Yine sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki öyle bir zaman gelecek ki şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak. Çok önemli bakın. Yani şu sayılan üç şeyi alemlerin efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dikkat edelim. Bir yani bu üç şeyin ilki ilk sırada geleni Helal kazanç, helal para. Yani kazancınız helalinde olmasına çok dikkat edeceksiniz, İste edeceğiz. Niye? Çünkü kazancımız efendim bize sirayet ediyor. Ahlakımıza sirayet ediyor, ibadetimize sirayet ediyor, yaşantımıza sirayet ediyor, çocuklarımıza sirayet ediyor. Yani helal lokma. Rabbim nasip etsin, haram lokmadan muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. Dua edelim, ona dikkat edelim. Nereden geliyor paramız, efendim nereye harcıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye bunlara çok dikkat etmek lazım. Çünkü yine sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, öyle bir zaman gelecek ki, efendim kişi o zaman kazandığını, helalden mi, haramdan mı geldiğini aldırış etmeyecek buyuruyor. Aldırış etmeyecek. Yeter ki gelsin. Ya kardeş bak doğru değil yaptın senin. Efendim ama yok. Hani etki etmiyor. Ha duvar ha bu adama söylüyorsun. La havle ve la kuvvete illa billah. Sen böyle değildin ne oldu sana? Onun için dünya sevgisi hataların başıdır buyuruyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu dünyayı sevdik. Efendim hataların efendim başını artık o efendim sevdiğimizin de arka arkaya gelmeye başladı şimdi yanlışlar, günahlar, efendim, e, haramlar. Ya Rabbi elimizden tut Allah'ım. Ne olursun Ya Rabbi elimizden tut. Bizi bize bırakma, nefsimize bırakma, şeytana bırakma Allah'ım. Çocuklarımıza, neslimize, zürriyetimize de helal haram bilinci nasip et Ya Rabbi. Dikkat etsinler Allah'ım. Sana emanettirler Ya Rabbi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor ki, İkinci olarak şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak buyurdu ya. Birincisi helal kazanç, helal para. İkincisi de canı gönülden arkadaşlık yapılacak bir kimse. Gerçekten yani senin e, dünyanda da sana yardımcı olacak. Ahiretinde de cennette rahat bir şekilde bulaşabileceğin güzel bir arkadaş, güzel bir kardeş, güzel bir efendim dost. Rabbim nasip etsin. Onun için dostunu seçerken, arkadaşını seçerken din seçme kadar önemlidir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sonra da ne diyor bize? فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالُلُ Bakın diyor, kimin arkadaşlık yapıyorsanız dikkat edin, ona göre efendim. Gerekirse terk edin. Yani gerekirse selamı sabahı da terk edin. Niye? Adam seni kardeşim yanlışlara çağırıyor ya yanlış yerlere götürüyor. Dolayısıyla iyi arkadaş, cennete götürecek insanlar, taşıyacak insanlar onlarla beraber yolculuk yapmak lazım. Sonra ne kadar güzel bir kardeşlik vardı. Onları okumamız lazım, öğrenmemiz gerekiyor efendim. Ensar ve muhacir kardeşliği. Yani Mekke'den Medine'ye hicret eden insanlar var. Onlara muhacir diyoruz. Gidini ve verdi olan kimseler var onlar da ensar yardımcılar Hoş geldin kardeşim sen din adına geldin buraya 450 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldin efendim korkularla geldin ve Allah'ın yeter ki rızasını elde edeyim dedin evini bıraktın dükkanını bıraktın işini bıraktın akrabanı bıraktın Mekke'de ve Medine'ye geldin dolayısıyla buyur evimin bir odası senindir işe alıyorsun. İşimin e efendim bir kısmı senindir. Bundan sonra beraber ticaret yapacağız. Beraber kazanacağız. Allahu Ekber. Şimdi öz kardeşin sana bunu yapmıyor. Ama din kardeşi olarak yapacak kimseler var mıdır? Allah'ın izni vardır. Rabbim onlara bizi ulaştırsın. Onlarla buluştursun. Kaynaştırsın. Sonra da onlarla beraber cennet sofralarına oturmayı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halkasında bulunmayı hepimize nasip etsin inşallah. Amin. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, üçüncü maddesinde şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak dediği, kendisiyle amel edilecek sünnet buyurur. Sünnet demek biliyorsunuz yol demektir. Sünnet dediğimiz zaman da hangi yolu söylüyoruz? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberimizin yolu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yolunu öyle bir zaman gelecek ki insanlar terk edecek. Yani herkesin kendine ait olan bir çizgisi olacak. Ondan sonra işte ben, ben, ben estağfurullah. Ya bu benlik falan iyi değil ya. Yani ego falan Kardeş kibirlendin çok yukarıda duruyorsun yani. bu burnun falan efendim bir gün inerin aşağıya. Estağfurullah. Ya Rabbi bencilikten, benlikten, nefisten muhafaza eyle. Sen nefis o kadar kötü bir şeydir ki 70 tane şeytandan daha etkilidir insan üzerinde. Kendini beğenme. Kendini beğenme. Kendini efendim böyle kaftan falan hissetme. Ne olacak? Neyin var yani? İstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi bir gün sohbetinde dedi ki benim 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 diyorsun dedi. Ne oldu dedi. Tuvaletin geldiği zaman gidiyorsun tuvalete ondan sonra hepsini aşağıya indiriyorsun donanım onu. Hakikaten yani insan neyine güveniyor ya? Fak bir yerinde sancılar çekiyor, acılar çekiyor, götürüyorlar seni. Entübe oluyorsun, bilmem ne oluyorsun. Her şey alas mal, bay bay diyor sana. Rabbim imanımızı muhafaza eylesin benlikten, bencilikten muhafaza eylesin. Allah şeytan uydurmasın, nefsimize uydurmasın inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim bir dua öğretisi var ki bize buyuruyor. Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin. Allah'ım beni nefsime göz açıp kapayıncaya kadar bırakma Allah'ım. Göz açıp kapayıncaya kadar. Şöyle. Bu kadar dahi herkes açıp kapayınca ne kadar bir zaman alır? Demek o arada bile adamı tak diye götürebiliyor bu nefis. Rabbim elimizden tutsun inşallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yine bir hadis-i şerif ile beraber toparlıyorum, duaya geçeceğim. Buyuruyor ki, öyle bir zaman gelecek ki bütün insanlar adeta efendim birkaç istisna hariç hep faizle, kredilerle, işler yapmaya başlayacaklar. Yani faiz öyle hayata oturacak ki böyle efendim kredi, banka ondan sonra ancak ve ancak diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az insan dışarıda kalacak. O az insanlara da tozu bulaşacak faizin. Tozu. Yani istemese de geliyor. Örneğin yani şimdi biz mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'na çalışıyoruz. Veya X, Y, Z bütün hepimiz şu anda efendim ne yapıyoruz? emekli olalım, memur olalım, işçi olalım, banka bağlantılı bir kartımız var, maaşımızı oradan alıyoruz falan. Dolayısıyla tozu da olsun bulaşıyor. Yani hakikaten işimiz zor. İşimiz zor. Rabbim kayırsın inşallah. Diyorlar ya çöpün içerisinde bile bazen böyle yenilecek kadar çıkabilir bir şey böyle efendim sıyırsanız. Onun gibi yenilecek bir şey böyle sıyırsanız efendim faizsiz, temiz ondan sonra çıkabilir mi? Çıkar. Az da olsun çıkar. Rabbim o az da olsunlardan bize versin, çocuklarımıza versin, ailemize versin inşallah. Bizi kayırsın Rabbimiz. Bile bile faize gitmeyelim, krediye gitmeyelim. Evsiz olabilirim. O ne olur? Yani kirada oturursun. Ondan sonra lüks bir yerde oturmaz dairede. Ben bodrum kadlarda olursun. Akar kokar. Asıl kabrimiz akmasın kokmasın. Ahiretimiz akmasın kokmasın inşallah. Rabbim hepimize yardım eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ülkemize ve İslam alemine yardım eyle. Ülkemize ve İslam alemine yardım eyle. Ülkemize Ya Rabbi her türlü yönden iyilikler nasip eyle. Ekonomik kalkınmayı nasip eyle kafirlerin zalimlerin hainlerin içimizde dışımızda yapmış olduk oyunları kendi başlarına çevir ya Rabbi. Adeta efendim ülkemizin neredeyse böyle ekonomik yönden batmasını isteyen neredeyse efendim işte pandemi yönünden ölü sayısı daha fazlasını, hasta sayısı daha fazlasını ben de efendim kenarda e, iktidara karşı, hükümete karşı çok rahat bir şekilde efendim saldırayım diye düşünen içimizde hainler var. Yani memleketin işlerini, memleketteki olayları dışarıya gavurlara satanlar var. Onlara efendim gelin efendim ülkeye müdahale edin dercesine böyle gavurluk, yerli gavurluk yapanlar var. Allah'ım bunlardan sen bizi koru. Bunlara fırsat verme Allah'ım, fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbim Doğu Türkistan'dan, Arakan'dan, Myanmar'dan, Yemen'den, Filistin'den, Gazze'den Tüm dünya Müslümanlara yine Ya Rabbi İdlib'de, Suriye'de, Afganistan'da hepsine yardım et Ya Rabbi. Hepsine yardım et Ya Rabbi. Birleşmeyi nasip et İslam olarak Ya Rabbi. Bize yakışır Ya Rabbi. Biz birleşelim ve inşallah yeryüzüne İslam'ı, Kur'an'ı hakim eyle Allah'ım. Bu hakimiyette de bize de bir taş koymayı, bir harç atmayı bilmeyi nasip et ya Rabbi. Son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip eyle. Hastalarımıza şifa, dertlere deva, borçlara davranı nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle, ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirler nur olsun, makamları cennet olsun. انظر إلى زرد الجنة جمال النصيب وصي يا ربي آمين 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 سبحان الله وبحمده سبحانك اللَّهُ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك و أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، تؤالا مزن قبوليشن، بن أفضل اللفظ المسيشن، أمتي محمد صحابتي وسلامتيشن، خير الله لنفتيشا ولا بتن المشتمزين روح بالهاس الله رزاسيشن الفاتحة. Allah razı olsun. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.